Fatma ve Burak, iyi yayınlar. Kolay gelsin. Uzun bir gece olabilir. Şimdi biz kameraman arkadaşım Ergun Ekici ile birlikte 2025 Ocağı'nda iki adayın olmayı umduğu yerdeyiz. Beyaz Saray'dayız. Beyaz Saray'da tabii hem Beyaz Saray civarında, Kongre civarında, biraz önce de yaklaşık 1-2 saat önce de Demokrat Başkan adayı Kamala Harris'in seçim merkezindeydik. Şu anda Amerika'da saat öğleden sonra 4'ü 11 geçiyor. Sabah saatlerinde oy verme işlemi başlamıştı. Bir yaklaşık 4 saatten az zaman kaldı başkent Washington'da sandıkların kapanmasına. DC'ye komşu Virginia eyaletinde 1 saat daha erken kapanıyor. Saat 7'de, yani yaklaşık 1-3 saat kadar daha devam edecek oy verme işlemi. Biraz önce demiştik, Demokrat Başkan adayı Kamala Harris'in seçimi izleyeceği, bu gece seçimi izleyeceği Howard Üniversitesi'ndeydik. Orada da çok yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Basın içinde çok uzun bir giriş kuyruğu vardı. Burada da Beyaz Saray'da da nispeten iki adayın seçim kampanyasının seçim merkezine kıyasla biraz daha sakinlik var diyebiliriz. Ama tabii bir yandan da bütün gece boyunca burada da basın mensupları mesailerini devam ettirecekler. Şimdi saat 4'ü 12 geçiyor dedik. Sandıklar kapandıktan sonra tabii ilk sonuçlar yavaş yavaş gelmeye başlayacak ama temkinli olmakta fayda var. Çünkü Amerika'nın tarihindeki en yakın, birbirine en yakın adayların olduğu bir seçimden bahsediyoruz. Dolayısıyla biraz önce siz de zannediyorum değindiniz yayının başında, 7 çekişmeli eyalet var. Dün zaten her iki adayda, Mehmet Sümer de biraz sonra değinecektir, Kamala Harris Pensilvanya'daydı. Pensilvanya'da birkaç farklı noktada seçmenlerle bir araya geldi, miting düzenledi. Akşam saatlerinde Philadelphia'da Lady Gaga ve Oprah Winfrey ile birlikte bir seçim kampanyası etkinliği düzenledi. Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump dün hem Pensilvanya hem de Wisconsin'daydı. Her iki seçim kampanyası ekibi de, yani hem Harris cephesi hem Trump cephesi, erken oy verme verilerini göz önünde bulundurarak kendileri açısından olumlu bir tablo olduğunu söylüyor. Harris cephesi bunu söylüyor. Trump diyor ki bence yakın bir seçim bile olmayacak diyor. Kendisinin önde olacağı öngörüsünden bahsetti bugün Cumhuriyetçi adayda. Dolayısıyla şunu söyleyelim. Her iki adayın da çok yoğun kampanya yürütmüş olduğu Pensilvanya ve Michigan'dan 2020'deki başkanlık seçimlerine göre biraz daha erken gelebileceğini söylüyor yetkililer sonuçların. Bunlar da tabii eyaletin seçim yasasının 2020'den bu yana biraz değişmiş olması, biraz daha hızlı sayılabilir oylar veya posta yoluyla kullanılan oy sayısı biraz daha bu yıl az olduğu için biraz daha hızlı akabilir sonuçlar. Dolayısıyla bu gece bir yandan uzun bir gece olabilir. Çekişmeli eyaletlerdeki sonuçları beklemek gerekecek. Mesela Pensilvanya ve Michigan'dan çarşamba günü ortası itibariyle resmi olmayan sonuçların gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla temkinli olmakta fayda var bu eyaletlerden gelen sonuçlarda. Belki bu gece kesin sonucu öğrenemeyebiliriz ama gelen veriler belki bize biraz ipucu da sağlayabilir. Dolayısıyla artık heyecan biraz dorup da nefesler tutuldu. Sandıklar, tabii şunu söyleyelim, Amerika geniş bir coğrafyaya yayılmış bir ülke olduğu için doğu kıyısı, batı kıyısı, farklı saat dilimleri var. Çekişmeli eyaletlerde sandıklar farklı saatlerde kapanacak. Örneğin şöyle birkaç tanesinden hemen kısaca bahsedeyim. Georgia mesela, güneydeki eyaletlerden saat 7'de kapanacak yerel saatle. Kuzey Carolina 7.30, Arizona 9'da kapanacak. Michigan yine 9'da, Pensilvanya'da akşam 8'de kapanacak sandıklar. O saate kadar oy verme işlemi devam edecek. Dolayısıyla bu eyaletlerden gelen sonuçlarla birlikte bakalım hangi aday o sihirli sayıya 270 rakamına ulaşabilecek. Evet. Begüm, şunu merak ediyorum. Harris cephesinde bir endişe var mı? Trump sonuçları tanımaz mı acaba diye?
Bu endişe aslında uzun süredir Kamala Harris'in seçim kampanyası tarafından dile getiriliyor. Hatta geçtiğimiz günlerde de kampanyadan bir yetkilinin açıklaması vardı. Endişelerden bir tanesi Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Trump'ın oy sayımı hala devam ederken erken bir zafer ilan etmesine yönelik bir endişe, böyle bir beklentinin olduğunu ifade etmişti Harris'in kampanya yetkilileri. Bunu dillendiriyorlar Demokrat Parti cephesi. Bunda sebep de tabii ki 2020'de yaşanan süreç, ondan sonrasında yaşanan 6 Ocak Kongre saldırısıyla sonuçlanan süreç ve Donald Trump'ın seçim kampanyası boyunca da bununla ilgili aslında kullanmış olduğu ifadeler. Mesela daha birkaç gün önce bir mitingi sırasında, çekişmeli eyaletlerdeki mitinglerinden bir tanesinde, Beyaz Saray'dan hiç ayrılmamalıydım, bırakmamalıydım gibi bir ifadesi olmuştu. Ve kampanyası boyunca da 2020 seçiminin çalındığına ilişkin gerçeği yansıtmayan iddialarını gündemde tutmuş olması Trump'ın tabii. Demokrat Harris cephesinde böyle bir endişeye yol açıyor. Acaba oy sayımı devam ederken Trump'ın erken bir zafer ilan etmesi kaygısı var. Trump bugün örneğin yaptığı bir açıklamada Amerika'da seçim sonuçlarının çok geç belli olması ve tablonun çok geç netleşmesinden de biraz yakındı. Ama tabii sonuçta dediğimiz gibi farklı saat dilimlerinde, farklı zamanlarda sandıklar kapanıyor. Oy sayımı bir yandan devam ederken posta yoluyla kullanılan oyların sayımından ayrı veriler gelmeye devam ediyor. Evet. Dolayısıyla bu uzun bir süreç. Ama sorunun cevabına tekrar dönecek olursak, evet, Harris cephesinde böyle bir endişe var. Benim var mı sorun Begüm'e? Mehmet'e... Mehmet Sümer'e devam edelim. Şimdi biz hafta sonu Mehmet...